Evet arkadaşlar, sıfırdan bir bilgisayar topladınız. Benim topladığım gibi Windows 11 64 bit Pro işletim sistemi kurdum. Siz de Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi kurabilirsiniz. Peki bu işletim sistemini nasıl orijinal hale getireceğiz? Kısaca onlardan bahsedelim. İnternetimizi açtık. Windows 11 ne kurduysanız artık Windows 10 olur veya Windows 11 K yazıyoruz. Buradan herhangi bir siteden, tabi güvenilir site olması lazım. Bu konuya dikkat edin. Ben birkaç siteden alışveriş yaptım. Bana kullanılmış K'yi gönderdiler. Şu an ismini vermeyeceğim. İlerleyen aşamalarda ismini verebilirim. Bazı sitelere dikkat edin. Ve bazı siteler güvenli siteler. Sıkıntı yaşamayacağınız siteler. Onlardan biri de arkadaşlar ucuz random key. Buradan 15 TL'ye satın almış olduğum key'i arkadaş canlı destekten iletişime geçtiğim için bana hemen gönderdi. Mail adresine gönderilen key'i kopyalıyoruz arkadaşlar. Ve bu kısımdan, başlat kısmından sistem yazıyoruz. Sistem yazdık. Sistem yazınca hemen alt kısma gelerek arkadaşlar ürün anahtarı ve etkinleştirme seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradan ürün anahtarı değiştir diyor. Şu an Windows 11 Pro var ama orijinal değil. Bunu orijinal hale nasıl getireceğiz? Ürün anahtarı değiştir kısmına tıklayıp buradan gönderilen mail adresimize gönderilen key'i, kopyaladığımız key'i yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ve sonrakine tıklıyoruz. Windows'u etkinleştir seçeneğine tıklıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Windows'umuz etkinleştirildi. Herhangi bir sorun yaşamadık. Windows'un bu kopyası etkinleştirildi. Yani kopya olan Windows 11'imiz şu an orijinal Windows 11 Pro oldu arkadaşlar. Windows 11 ileri süreçlerde, Windows 12 çıktığı zaman ise rahatlıkla güncelleyebileceğiz ve orijinal olacak. Format atsanız dahi arkadaşlar bu key silinmiyor. Yine orijinal şekilde kalıyor. Bu konuda bilginiz olsun. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Windows 11 kopyası olan veya bir format attığımız bir bilgisayara Windows'u orijinal hale nasıl getirebiliriz onu anlattık kısaca. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.